Neydi bu şimdi? Özür dilerim, kaydı. Yani ellerim... Neyse. Bitti zaten. Nazmiye Hanım'ın kalbini bırakabiliriz. Yavaşça. Yavaşça. Peki, ısıtalım ve bypass'tan çıkaralım. Keşke ben de bir kalbi tutabilseydim. Kalp tutmanın önemi yok. Asıl önemli olan ameliyatı yapmak. Suat seni seçmediği için kıskançlığından saçmalıyorsun. Yoksa sen ameliyathanede ışık olmayı bile kabul edersin. Hasan, Zenan. Akşam için plan yapmayın ha. Sizi sevgilimle tanıştıracağım. Sevgilin seni görmek için ta İzmir'den geliyor. Ama sen onunla yalnız kalmak yerine bizi çağırıyorsun, öyle mi? Yakında ayrılırsınız. Kötüsün sen. Sadece yeni hayatımın içine girmesini istiyorum, o kadar. Ve bu da benim tezimi destekliyor. Ne de olsa hayatımız dışarıdan birinin koşarak kaçmasını sağlayacak kadar ideal. Bence hayatımız son derece ilginç. Ayrıca doktorlar hiç de sıkıcı değiller. Belli. Bunun sevgilisi doktorlar sıkıcıdır deyip duruyor. Ama ben seni sıkıcı bulmuyorum. Hastayı kaybediyorlar. Ne? Grafler. Açık. Isı 34 derece ve yükseliyor. Şimdiye kadar kalbe atmalıydı. Hadi Nazmiye Hanım. Hadi defi hazırla. Ayarlar 90'ın altında. Şarj edildi. 10 jül hazırla. Ver. Hadi ver. Hadi hadi. Hala bir şey yok. 20'yi hazırla. Şarj edildi. Ver. İşte ritim aldık. Sağlam değil. Tamamdır. Kalp biraz tereddütlü, o kadar. Hela. Aferin. Peki kapatalım. Gözümüzü üzerinden ayırmayacağız. Yeter ama. Neyin var senin? Sanırım ben çok kötü bir şey yaptım. Hı. Ya bir an içim geçti ve belki de o arada kalbi fazla sıktım. Saçmalama canım. Kalp kası çok kuvvetlidir. Senin sıkmanla hiçbir şey olmaz. Ya tırnağım eldivenimi yırtmış. Nazmiye Hanım, kalbini delmişsem ne olacak? Delmiş olsaydın hastayı kapatmadan ortaya çıkardı. Yani kalbi atmaya başladı değil mi? Demek ki kadının hiçbir şeyi yok. Yani ameliyat başarıyla sonuçlandı. Ya sence Suat Bey'e söylemeli miyim? Neyi? Bir şey olmadığını biliyoruz işte. Kadının durumu da gayet iyi. Şimdilik iyi. Boğazı uçan bir arabadan çıkarılmışlar. Ne kadar suyun altında kaldıkları da belli değil. Her ikisine de resüsasyon yapılmış ve dönmüşler. Kadın GKS-1 ve popüler fix dilate. Nabzı 40'larda olduğu için atropin verildi. Monitörize edelim. Rutinleri alın. Kan gazına bakılsın. Kardiyolojiden de acil konsültasyon isteyin çabuk. Levent Bey, çocuğun nabzını kaybediyoruz. Kadınla ilgilen. Sıvıyı açın. Atropin verin. Dışarıda yeni getirilen bir hasta var. Sanırım babaları arabayı kullanıyormuş. 40 yaşlarında erkek ve fazlasıyla alkollü. Tansiyon 60'a 40. Oksijen basıncı %80. Ne yapacağım şimdi? Epi yap. Hastayı kaybediyoruz. Epi'yi getirin. Çabuk. Anneyi de kaybediyoruz. Defibrilasyon yapalım. Çabuk çabuk. 200'e şarj et. Çekil.
bize şarj et. Şarj edildi. Çekilin. Kendine gurur duymalısın. Karın oğlunu öldürdün. Burak, hiçbir yere gitmiyorsun. Babayla da sen ilgileneceksin. Adamın BT'sini yaptır. Evet. Ne görüyorsunuz söyleyin bakalım. Akciğerde büller ve amfizem. Akciğer kapasitesi ciddi şekilde düşmüş. Ağır nefes darlığı var. Peki ne yapılabilir? Brektomi prosedürü. Bülleri alıp basıncı azaltabiliriz. Hikayesinde 2002'de ameliyat olduğu yazılı. Beyza Hanım bu yollardan daha önce de geçmiş. Ama yine de onunla konuşmakta fayda var. Sigara karşıtı bir nutuk çekmeyin. Zaten yeterince morali bozuktur. Bu resmi sigara paketlerine bassalar, insanlar sigara içmeyi bırakır mı acaba? Hemodinamik stabil mi? Tansiyon 120'ye 70. Nabız ritmik 90. Güzel. Doktor hanım, karımın durumu nasıl? İyi. Zamanla daha iyi olacaktır. Ama şu anda pek iyi değil, öyle mi? Kalp ameliyatı hastaları çok yorar. O yüzden şu anki durumu normal. Merak etmeyin. Eşinizi dikkatli bir şekilde izliyoruz. Belki de artık sigarayı bırakmalısınız ha? Bıraktım zaten. Ama boşu boşuna bırakmışım. Baksanıza. Hala hastalıkla uğraşıyorum. Hoşa eskiden günde 4-5 paket içerdim ama... Ciğerlerinizdeki hasara bakılırsa sigara içtiğinize eminim. Zaten kimse bana inanmıyor. Ya sigarayı bırakmadın diyorlar. Ya da ağrım falan yok. Hepsi psikolojik diye alay ediyorlar. Ben röntgeninizi gördüm. Kesinlikle psikolojik değil. Nihayet bana inanan biri çıktı. Vallahi oturmak bile öyle canımı acıtıyor ki doktorcuğum. Sen doktor olmak için çok genç değil misin? Siz de hasta olmak için çok gençsiniz. Görür görmez iyi biri olduğunu anlamıştım. Sence bu seferki ameliyat işe yarayacak mı? Bence denemekten başka şansınız yok. Aynı zamanda da çok dürüst biriymişsin. Böyle insanları severim. Teşekkür ederim. Ben de sizi sevdim. Seni de benim huysuz gelin çok severdi. İkiniz birbirinizin aynısınız. İkisinde de aynı suratsızlık. İğneliğe sonucu geldi. Kumadin devam edecek mi? Evet, ettireceğiz. Peki, tamam.
Ben yarım saate kadar gelip hastanın durumunu kontrol edeceğim. Peki Ela, ben hastayı hazırlarım. Siz hiç merak etmeyin. Teşekkür ederim. Anlaşıldı. Ayşe? İyi misin? Ayşe? Kesip ülleri söndürerek Beyza Hanım'ın akciğerini işe yarar hale getireceğiz. Fikret Hanım, gördünüz mü? Hocam. Gözlerime inanamıyorum. Açmalıyız. Skopu çıkarıyorum. Duydunuz millet iş başına. Işıklar. Pekala, hazırlanalım. Onluk bıçak. Buyurun. Aspire et. Bu bir gazlı bez mi? İnanamıyorum. Tepsiyi getirin. Gazlı bezin ne işi var orada? Tahminen 5 sene önceki ameliyattan kalma. Doktorun bir anlık dikkatsizliğinin sonucu hasta bir ömür boyu acı çekiyor işte. Gazlı bez unutmuşlar. İnanabiliyor musun? Evet ama kim söyledi size? O güzel sesli adam. Ha, Haldun Bey. Bizim şefimiz. Haberlerde duyardım da inanmazdım. Geçen ameliyatta biri içimde gazlı bez unutmuş. Ne yazık ki. Anlamıyorum. Bu nasıl olur? Bunca zaman içimde bir gazlı bezle dolaşmışım. Tam 5 yıl. Bunun olmaması gerekiyordu, değil mi? Haklısınız. Olmamalıydı. Böyle korkunç bir hatayı kim yapar? Gördüğünüz gibi akciğer grafisinde problem görünmüyor. MR'lar da temiz. Ama kızcağız iyileşeceğine gittikçe kötüleşiyor. Evet. Gözden kaçırdığın bir şeyler olmalı. Ama lanet olsun ki yok. Telaş etme. Kan tetkiklerini tekrarlayalım. Arkadaşlarla bir kez daha bir araya gelip durum değerlendirmesi yaparız. Eminim sorunun ne olduğunu kısa zamanda bulacağız. Öyle olsa iyi olur. Ayşe yavaş yavaş eriyor. Ben de bunu izlemek istemiyorum. Ne oldu? Göğüs kemiği üzerinde hızla hematom oluştu. Ve dikişlerden kan sızmaya başladı. Suat Bey. Geliyor, haber verdi. Basınç uygulayın. Ameliyathaneyi boşaltmalarını söyleyin. Ne oldu, protamini aldın mı? Evet, protokol geriye aldı. Değerleri ne durumda? Kanama, pıhtılaşma, PT, PTT, INR normal. Trombosit sayısı yeterli. Tezkiden anlamıyorum ki. Hadi gidelim artık.
Bir dakika durun, monitörü sökmedim. Suat Bey, eldivenimi deldim. Ne? Ameliyat sırasında kalbi tutarken tırnağım eldiveni deldi. Kalbi çizmiş olabilirim. Hadi gidiyoruz, acele edin. Doktor Bey, nesi var Ayşem'in? İyileşecek değil mi? İyileşmemesi için hiçbir sebep yok. Tabii ki iyileşecek. Merak etmeyin. Merak etmeyin demesi kolay. Baksanıza yaşamıyor sanki. Eskiden hep gülerdi. Aç açık kaldı. Yeri geldi çok sevdiği okulla bile gitmeden çalıştı. Ama hep güldü. Şimdi hiç gülmüyor. Lütfen üzülmeyin. Size söz veriyorum. Ayşe'nin eskisi gibi gülebilmesi için mutlaka bir yol bulacağım. Aklından ne geçiyordu anlamıyorum. Hastayı kapatmadan önce söyleme fırsatın vardı. O zaman niye sustun? Aspirasyon. Aspirasyon. Özür dilerim. Ya şu kocasının önünde itiraf etme saçmalığı. Üstelik senin suçun olup olmadığını bile bilmiyorsun. Farkındayım. Çok özür dilerim. Sponge. Sponge. Gel buraya. Buraya gel. Gel. Bak. Duvardaki hasar bir tırnağın verebileceğinden çok daha büyük. Ventrikül duvarı çok zayıf. Dışarıda işler çığırından çıktı. Hastanın kocası etrafa tehditler savuruyor. Saat 5'e kadar Nazmiye Hanım'ın hikayesini masamda istiyorum. Yarın sabah ikiniz de odamda olacaksınız. Remzi Bey'e ve bana olanları açıklayacaksınız. Ne günlere kaldık. Doktorun biri gazlı bez unutur. Asistan kalbi deler. Hastanın hikayesini gözden geçir. Kocasıyla da bir konuş. Sakinleştir. Peki. Hemşire Hanım, sarı şeker. İçeri girip şu bizim Leyla'ya bir bakıversen diyorum. Ben hemşire değil doktorum. Ay kusuruma bakma doktor bey. Kafamı kaldı bizde. Bey değil hanım, doktor hanım. Sen git de ananla dalga geç. Canına yandığımın bıyıksızları bizi kızın yanına yaklaştırmıyorlar. Kaçıracağız sanki. Sen gidip bir bakıversene. Ya yapma etme yakışıklı abi. Vallahi bir tamam, şey çalmadım. İçi gözüm önü baksın. Tamam ya sus. Ya aradınız üzerimi, çıktı mı bir şey? Yok çıkmadı. Tamam üzerinde değil içinde de ondan çıkmadı. Gözlerimle gördüm. İki altın künyeyi kaşla göz arasında yuttu bu. Davacıyım. Bana baksana sus, sen. Dur. İftiracı. Koskoca iki künye ya, nasıl kesin beni boğazından. Yalan olduğu ta buradan belli. Sus. Ne oluyor burada arkadaşlar? Açın karnını doktor hanım. Çıkartın künyeleri. Ne diyorsun lan sen? Kimse benim karnımı falan açamaz. Künye yok derim anlamaz mısın? Yeter tamam. Sus. Memur bey. Önce şu adamı çıkarır mısınız lütfen? İyi de doktor hanım. Beyefendi gördüm diyor. Tamam. Röntgen çektireceğiz. Künyeler midesinden çıkarsa gerisini düşünürüz artık. Yarın ameliyat olacaksınız. Sabah hazırlanmanız için yanınıza geleceğim. Siz niye gelip çelisiniz? Kaçarım diye korkarlar her an nereye gideceksem. Şu gelipçileri çıkarır mısınız lütfen? Ama doktor hanım siz bu kadının dosyasını görmediniz. Neredeyse ansiklopedi kadar. Lütfen. Siz odanın önünde beklerken kaçacak hali yok ya. Madem bu kadar istiyorsunuz. Peki. Çok iyi bir kızsın. Uzat elini de falda bakayım. Uzat uzat.
Güzel silaba. Erkekler konusunda pek bir bastısı bir sarı şeker. 3 saat videsi. 3 gün mü? 3 ay mı? Herifted ayrılıyor. Ay dur, as bu güzel yüzü de be. Gelecek kısmetin aha bu hastanenin içinde. Ah be güzeliğim. Et olmayacak adama aşık olacaksın. Yetmezmiş gibi arkadaşların da bu adam yüzünden aranı bozacaksın. Sen bana inanmıyorsun ama Leyla ablam demişti dersin. Gidemezsiniz. Doktorunuz gelecek şimdi. Ya iyiyim kardeşim ben ya. Hiçbir şeyim yok benim. Bırakın ya, gideyim ya. En çok sevdiğin şeye koşacaksın değil mi, içkiye? Sana ne? İstediğimi yaparım. İster içki içerim, ister gider kendimi köprüden atarım. Sen git isteyenlere doktorluk tasla, anladın mı? Beni rahat bırak. Ben de senin gibilerle zaman kaybetmekten çok mutlu değilim. Hak eden birilerine yardım etmeyi tercih ederim. Tamam, problem yok. Çekil o zaman ya. Allah al. Al. Nasıl düştü? Beyin sarsıntısı mı? Anizokorisi var. Hemen Levent Bey'e haber ver. Hı hı. Yardım et. Hemen BT'ye indirmemiz gerekiyor. Sana hastanın hayatını kurtarman gerektiğini söylüyorum. Sen gidip kavga ediyorsun. Senin için doktorluktan daha önemli olan bir nefretin varsa git onunla yaşa. Doktorluğu da başkalarına bırak. Çok kötü düşmüş. Ne görüyorsun? Subdural hematom ve orta hatta şift var. Bu işi hemen halletmeliyiz. Kader. Yetişmen gereken bir yer yoksa benle hemen ameliyata girer misin? Beyin ameliyatı mı? Şaka mı yapıyorsunuz? Kesinlikle kalıyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Sen de ameliyata giriyorsun. Eserini izlemek için. Ve tabii bir de hastaya bir şey olursa sorumlusu olarak orada olmanı istiyorum. Belki şimdi biraz da olsa doktor olduğunu hatırlamışsındır. Ben doktor olduğumu biliyorum. BT'de yaptırmam gerekiyordu. Ama istemedim. Babam da tam bunu yapmıştı. Çok içtiği bir gece kaza yaptı. Arabadaki kardeşimi öldürdü. Ve ömrünün sonuna kadar acı çekti. O acısını da kalan oğlundan çıkardı. Merhaba. 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 Merhaba Ayşe. Bak bu doktor arkadaşım Deniz. Seninle konuşmak istiyor. Tabii sen de benimle konuşmak istersen. Ayşe. Yavrum bir şey söylesene. Bir iki kelime olsun eder. Bugün o da yok. Sabahtan beri ağzını açmıyor. Ayşe. Bana söylemek istediğin bir şey yok mu? Midem bulanıyor. Başım ağrıyor. Beyza Hanım, çok özür dilerim. Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Yardımı reddediyor. Negatif bir tutumu var. Çocukluk çağında çok ağır travmalardan sonra bu tip depresyonlar görülebilir. Bence çok yönlü bir tedaviye ihtiyacı var. Anlıyorum. Teşekkür Hı. ederim. Doktor Bey, ne oldu? Kötü bir şey mi var? Telaşlanmayın.
Aksine her şey yoluna girecek. Sadece Ayşe'yi buradan götüreceğim. Nereye? Lütfen bana güvenin. Sen çok başka bir insansın. Doktorun da yüreği kadar iyi biliyorum. Ayşe'm iyi edeceğine eminim. Ayşe zaten iyi. Sadece buna inanması gerekiyor. Ayşe'yi nereye götürüyorsun? İhtiyacı olan yere. Ayşe'nin sadece doktorlara değil, yaşama sevincine de ihtiyacı var. Buradaki her hayvanla birlikte onların ülkesine giderdim. Ve bir gün gerçekten de gittim. Şimdi sıra sende Ayşe. Senin de mutlu olmanı istiyorum. Senin de hayallerinde gidebilecek ülkelerin olsun istiyorum. Korktuğunu biliyorum. Ama korkma, ben hep senin yanında olacağım. Ayşe iyi mi? İyi, çok iyi. Biraz yorgun o kadar. Bu çiçekleri sana aldık. Çok güzeller. Teşekkür ederim. Niye hepsi beyaz biliyor musun? Çünkü... Hani bu bizim sırrımız olacaktı? Unuttum. Hadi. Hadi küçük oyun bozan, artık dinlenme vakti. Hoşça kal Ela abla. Güle güle. Hoşça kal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.